1990'lı yıllardan itibaren başlayan 28 Şubat'la kendisini ifade eden o darbeci zihniyet, yeniden zuhur eden darbeci zihniyetin aslında Ergenekon davasıyla kolları bacakları budandı ama gövdesi siyasi iş dünyası, siyaset dünyası, iş dünyası ve medya dünyasıyla ve bu üçgenle, şeytan üçgeniyle dimdik ayakta durduğu ortaya çıktı. İşte bu yüzden de bu endişeler giderek artıyor. İşte muhalefete de görev düşüyor dediğim bu. Kurtuluş Tayız'ın biraz önce söylediklerine şöyle de katılıyorum ve bir katkıda bulunmak istiyorum. Muhalefet bu anlamda Ergenekon davasından kahramanlar yaratmak yerine Ergenekon davasının bir darbe ile yüzleşme davası ve hesaplaşma davası olduğunu eğer kabul etseydi ve demokrasi zemininde eğer iktidarla bu konuda uzlaşabilseydi bu konudaki yumuşamanın adımları da atılabilirdi. Evet. Muhalefetin tabii ki görevi bu tür davaların insan yaşamını tehdit eder noktaya gelmemesi ve adil yargılamanın yapılabilmesi konusunda eleştirileri içerebileceğini kabul etmek gerekir. Bunu herkes bugün, söylüyor. Dün Orhan Kemal Cengiz İmir yazısı vardı. Bugün işte Hasan Cemal de onu köşesine taşımış yazısının sonuna doğru. Diyor ki orada işte keşke, Ergenekon'da keşkeleri dile getiriyor. Ben iki tanesini söyleyeyim. İşte keşke diyor yazısında Ergenekon davasında yargılanan darbe girişimlerini lanetlemek ama aynı zamanda bu davalarda sanık haklarını tam riayet edilmesini talep etmekte birleşebilseydik. Hı hı. Keşke bu davalarda yargılanan darbe ve suikast planlarının ciddiyetini de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden burs alanların terör örgütleriyle bağlantısının araştırılması gibi saçmalıkları da aynı anda görebilseydik. Var bir çok keşkeler yani bakın, var isteyenler okuyabilirler ama keşkelerin davası, olmadığı bir süreç Ergenekon olsaydı davası başladığında, var mı keşkeleriniz? Tabii ki var. Ben zaten şu örneği vereceğim. Ergenekon davası başladığında ben ATV'nin genel haber genel yayın yönetmeniydim ve bu davayı bütün ana akım medyanın bütün haber kanalları suskun bir şekilde karşılarken ve aynı zamanda da adeta olumsuz bir şekilde nitelendirirken ATV olarak biz bu yayını yaptık. Ergenekon davasının üzerine gittik ama ben bu yayını yaptırırken aynı zamanda da yapılan insan hakkı ihlallerini de gündeme getirdim. Mesela Kutlusi Okkur vardı, Asuman Hanım vardı ve bütün bunların başlarına gelenleri gündeme getirmeyi ihmal etmedim. Evet. Yani Ergenekon davası ile ilgili bütün yayını, yani diğer televizyonların suskun kaldığı bütün yayını sürdürmeme rağmen Kutlusi Okkur'un eşiyle röportaj yaptırdım. Yani bu çok önemlidir. İkisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Yani bir darbe karşıtlığı konumu ayrı bir şeydir. İnsan hakkı ve adil yargılama ayrı bir şeydir. Bütün bunlara riayet edilerek bir yargılamanın yapılması gerekiyor. İşte Türkan Saylan'ın başına gelenler işte ve benzeri olaylar, Kutlusi Okkur gibi benzeri olaylar hakikaten bu davayı yaralamıştır ve ciddiyetine zarar vermiştir. Peki. Bu yüzden de bütün bunlara dikkat etmek lazım ama şunları da eklememe izin verin. Tamam. Şimdi tabii bu dava ile ilgili şunları söylemekten vazgeçmek gerekiyor. Öncelikle not aldığım şeyleri de ifade edeyim. Çünkü yapılan 3 gündür yapılan ya da 2 gündür yapılan konuşmalara baktığımda hep bunlar söyleniyor. TSK baştan aşağı terörist bir örgüt olarak nitelenmiştir diye bir söylem var. Bu doğru değil. Bu çok yanlış bir söylem ve bunun propagandaya dönüştürülmesini de çok yanlış buluyorum. Çünkü TSK'nın içinden bir takım darbeci zihniyete sahip ve darbe teşebbüsünde bulunan kişilerin çıkması TSK'nın terörist olarak damgalanmasını gerektirmez. Yani polis teşkilatının içinden çıktı diye polis teşkilatı terörist olarak damgalanmıyor. Avukatlar çıkıyor, barolar terörist olarak damgalanmıyor. TSK'nın damgalanması... İlker Başbuğ'un terör örgütü mensubu olarak, lider olarak nitelendirilmesini... Yasadaki tanım böyleyse eğer yasanın değiştirilmesi gerektiği konusunda bir eleştiri getirmek gerekiyor. Çünkü yasadaki tanım böyle. Sayın Hocam'dan duydu, rahatsızlığı dile getirdi mesela. Yani bundan ben de rahatsızım. Şimdi bizim sıradan vatandaşlar olarak, gazeteciler olarak bazı şeylerden rahatsız olmamız, hukuki işleyişin ne olması gerektiğiyle ilgili tam örtüşmeyebilir. Yani hukuk bir şekilde hukuki normlara ve yasalara göre gerçekleşiyor ve bunun sonuçları ortaya çıkıyor. Bizim de bir takım rahatsızlıklarımız olan bizim rahatsız olduğumuz bir sürü mahkeme kararı var. Yani kadın cinayetleriyle ilgili var, başka nedenlerle ilgili var. Bunlar ayrı bir şey. Yani ama sonuç itibariyle bu konuda rahatsızlığı ortaya çıkaran şey bizatihi yasanın kendisi. Bunu değiştirmek gerekiyor. Bunu belirtmekte fayda var. İkinci şey de darbe olmasını darbe olmasını istemek hoş olmasa da Ergenekon davasında yargılananlar aslında darbeyi zihinlerinde geçirdiler ve
bir teşebbüs halinde bunu gerçekleştirmediler. O yüzden darbeci diye tanımlanamazlar diye bir söylem de var etrafta. Evet, yani bunu da çok yanlış ve tuhaf bulduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü yani darbeyi gerçekleştirememiş olmaları onların darbeci olmadığı anlamına gelmiyor. Darbeyi gerçekleştirenlerin de kendilerini uzun süre yargılattırmadıkları çeşitli ülkelerde yapılan darbe örneklerinde de görebiliyoruz. İşte bir iki tane darbecimiz var. Kurtuluşta izin verdiği örneği ne diyeceksiniz? Breivik mesela kaç kişiyi öldürmüştü? 90 küsur kişiye. Bizim vatandaşlarımız da vardı. Öldürmüştü ama aldığı cezaya baktığınızda. Evet. Burada bir teşebbüs şimdi o, var. Tabii çok spesifik bir şey. Yani evet. Sonuçta Norveç tamamen ayrı bir şey de. Ama sonuç itibariyle verilen cezaların yüksek olması vicdanları yaralayabilir ya da rahatsız edebilir bizlere. Peki. Ama hukukun, yasaların getirdiği şeylerin de ne olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani şunu söylememiz gerekir ki... zihinsel bir aktivasyona ibaret değil. Yani sonuçta darbeye teşebbüs edenler bunu gerçekleştirebilirdi. İşte 12 Eylül darbesini yapanlar iki tane fosil kaldı elimizde. Onları yargılamaya çalışıyoruz. Peki. Değil mi? Sonucu yok ortada. Yani bu yüzden de darbeyi yapanlar yaptıktan sonra kendilerini yargılattırmıyorlar. Dolayısıyla da darbe teşebbüsü vardır ve hatta bunun için adım bile atmamışlardı demek bu davayı sulandırmaktan öteye giden bir şey değil. Evet, burada biraz kısaydık. Diğer konuklarım da kuşkusuz görüşleri birikti. Sayın Yalçın Akdoğan Ergenekon davasını Cumhuriyet tarihinin en büyük hesaplaşması diye tanımladı. Bir de büyük bir caydırıcılık taşıyacak diye düşünüyor Sayın Akdoğan. Böyle midir? Nasıl bir hesaplaşmadır? Soracağız değerli konuklarıma. Soracağım daha doğrusu. Biraz ara verelim, sonra hemen karşınızdayız tekrar. Devam ediyoruz. Ergenekon davası kararlarını değerli konuklarım Mehmet Ocak'tan Can Ataklı, Hakan Bayrakçı, Fuat Uğur ve Kurtuluş Taiz'le konuşmayı sürdürüyoruz. Can Bey, sizle devam edelim mi? Yalçın Akdoğan'ın sözlerini bir hatırlatmıştım ara vermeden önce. Sayın Akdoğan dedi ki daha doğrusu yazısında Ergenekon davasını Cumhuriyet tarihinin en büyük hesaplaşması olarak tanımladı. Doğru. Ve caydırıcılık niteliği taşıdığını söyledi. Doğru. Ben nasıl bir hesaplaşma? Zaten ben başından beri onu söylüyorum. Evet. Yani bu iktidar Cumhuriyet tarihiyle, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle olduğu giriştiği mücadeleyi bugün bu davayla taşlandırdı. Yani o da onu zaten söylüyor, itiraf ediyor. Yani doğruyu söylüyor hakikaten. Kuruluş felsefesiyle bir hesaplaşma tabii, tabii, yani var. Esas hesaplaşma o. Bakın Türkiye'de bir illüzyon var. İnsanlara bu televizyon ekranlarından hani başbakan hep medyadan şikayet ediyor ama yani bu ekranlardan falan böyle sürekli bir bombardıman var. Bazı kavramları milletin beynine soktular. Hiç haberi olmayan insanların kafasına soktular. Bunlardan mesela bir tanesi darbe. İşte darbe darbe, adam da astralar, işte bu darbeciler her şey, bu da CHP darbecidir. Darbe 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 darbe. Sadece o konuşuldu ve şu anda kamuoyunun bir bölümünde yüzde işte 47. Yani insanların kafasına darbe sokuldu mu? Tabii tabii sokuldu canım. Yani ya darbe şey yoktu da sokuldu. Hayır darbe yoktu da sokuldu değil. Bugünkü anlamına geliyorum işte. Bu darbe darbeden ne anlıyor şimdi milletin büyük bir bölümü? İşte Hakan Bey'e göre, son araştırmalara göre %45 ama biz onu %50 diyelim. Çünkü Başbakan %50'yi tutmakta zaten zorlanıyor. O %50 darbe deyince aklına şu geliyor. Bu iktidarı indirme, devirme amacı. Onu kabul ediyor. Aynı demokrasiyi Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek ya da yanında durmak gibi. Yanında duruyorsan demokratsın, eleştiriyorsan işte postacısın, askercisin, yalayıcısın, şusun, İktidarı musun. İktidarı devirmek şimdi darbe bunlar, değil midir? Böyle bir şey çıktı bunlar, sözlerinden de onun için. Nasıl? İktidarı devirmek darbe değil midir? Sözlerinden hayır, değil böyle midir? Bir anlam. Hayır, iktidarı devirmek yani darbe olsun. Devirmek, yani sandık yoluyla şey. Devirmekten söz etmiyorum. Ama yani ben de zaten yasa dışı yollarla silahla demedim ki yani iktidarı bu devirmek. Kastediyorlar ama şimdi, darbeden. Ama bugün bütün o gözaltına alınan, küfüre uğrayan, hakarete uğrayan, hapislere giren, sürülen, işkence gören, gaz, bomba yiyen, su yiyen, tarlada yakılmaya çalışılan adamların hepsi, insanların hepsi hükümeti devirme, darbeci diye tanımlanıyor. Şimdi bu bir illüzyon. Şimdi bunları da şey yapmak için böyle bir takım şeyler var. Gene gerçek olmayan şeyler. Mesela anlatılıyor hep, biraz önce arkadaşımız da söyledi. Efendim işte İtalya hesaplaştı bilmem ne, Gladio ile de biz hesaplaşamıyoruz. Hayır, bir kere bu illüzyon işte, bu yalan. Neden? 14 tane NATO ülkesi var. NATO niye kuruldu? Komünizme karşı. Komünizme karşı özellikle kanat ülkelerinde bir yayılmaya karşı sivil direnişi sağlamak için özel harp ya da işte counter gerilla dediğimiz bir takım yapılanmalar oluştu. Şimdi işin özü bu. Efendim İtalya bununla hesaplaştı Gladios'uyla. Peki geri kalan 13 ülke ne yaptı? Onu bilmiyoruz. Yani şimdi İtalya'da olan Türkiye'deki Susurluk benzeri olay. İspanya'da hesaplaştı bu arada. İspanya NATO ülkesi mi ya?
NATO ülkesi değil ama hesaplaştı. Hayır, yani İspanya'da iç savaş, Franco geldi, Franco öldü, bitti. Demokrasiye geçişten şimdi, sonra. Şunu demek istiyorum. O dense nasyonel diye bir şey var. Şeyin karşılığı Susurluk'tur. Yani neyim? Gladio'nun karşılığı bizde Susurluk diye çıkan. Olay şu, İtalya'da da olan. Devlet içindeyken bu tür gizli yapılanmalar içinde olanlar 1990'da duvarların tamamen yıkılması, Sovyetlerin kalkmasıyla beraber o yapı iş, medya ve mafya ile birlikte bu gücü kullanma. Biz de bunu işte 90'larda yaşadığımız Susurluk benzeri olaydır. İşte mafya bir takım işlere bulaşmıştır. Ondan yararlanan iş dünyası, ondan palazlanmış olan medya, İtalya ile bizim karşılığımız bu. Onun için yani bu illüzyonu gösteriyoruz. İnsanlar böyle bir darbe. Adama soruyorum, kaç yaşındasın? 30 yaşındayım. Darbe gördün mü? İstiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Sözlerine devam et ama özür dilerim. İşte devam edemiyorum o zaman. Hayır. Yani... Ama ona katkıda bulunarak söylemek istiyorum. Yani Susurluk için bende var olan düşünce şu. Aslında Türkiye'deki derin yapılanmanın bir nevi tetikçilerinin tasfiyesi olarak nitelendiriliyor. Tasfiye edilemedi işte. Yani ortaya ben çıkan... öyle görüyorum. Çünkü bakıldığında Türkiye'deki ya. Derin yapılanmayı ortaya çıkaran bir şey değil. Bir yerde kesildi mi? Bugünkü mesela derin yapılanma şimdi çıkan... O süreç şimdi tamamlanıyor. Hayır, öyle bir süreç yok. Bak şimdi öyle süreç, aynı şimdi, süreç şimdi tamamlanıyor. Neden? 11 yıldır iktidardaysan sen bir derin yapı çıkaramazsın. Çünkü zaten derin yapı artık bugünkü iktidarın emrindedir. İktidarın olmadığı bir derin yapı yoktur. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde iktidarların dışı... iktidarlara karşıdır zaten. Ya iktidarlara karşı olur mu? İktidarın derin yapısı vardır ya. İktidara karşı derin yapı nasıl olmaz. İktidarın derin yapısı olmaz abi. Dünyada örneği nasıl yok. Nasıl yani? Hayır, o sizin hayalinizde. Hayır, neden? Senin, ya tamam. Seninkinin hayali dur, olmadığını biliyorum. Anlamak için nasıl bir şey olduğunu söyle. Anlatıyorum işte. Önce anlatıyorum bak. Ya okumuş çocuklarsınız ya. Anlatayım dinleyin Allah aşkına. Yani şey yapmayın. Şimdi bak, illüzyonu bak. Konuşsun da şimdi bize... İllüzyonu derken, illüzyon... Habib, ondan sonra tabii seyirci mesaj yağdırınca kızıyorsunuz. Ben ara da vermeyeceğim. Arada ayrı program yapıyorsunuz siz kırarak... bundan sonra. Full gidelim böyle güzel oluyor. Evet buyurun. Dur şimdi o zaman. Daha... Dağıttım. Ama şunu söyleyeyim bak, size. Fuat illüzyon Uğur... dediğim şu. Bak darbe. İki, neyi çok kullandı başbakan? Mağduriyeti kullandı. Bu mağduriyeti kullanırken ne dedi? Ey ahalet, ben dahil sizler bu ülkenin ikinci sınıfıydınız. Bu ülkeyi elitler yönetti. Beyaz Türkler. Onlar bizi ezdiler. Bize zenci muamelesi gösterdiler. Onbaşıyı bile yargılayamıyorduk. Birine bile dokunamıyorduk. Al şimdi generale de dokunuyorum. Or generale de dokunuyorum. Hepsini atıyorum. Bu şimdi toplumun bir kesiminde çok hoşa gitti. Çünkü adam doğal olarak kendini ikinci sınıf gibi görüyor. Ve diyor ki ya bunlar hakikaten beni ezdiler. Bak şimdi bunlardan hıncırı çıkarıyorum. Şimdi geldiğimiz noktada bu. Efendim Türkiye'de demokrasi. Şu anda Türkiye artık dünya da görüyor ve kabul ediyor. Her tarafta zaten bu yüzden aleyhimizde yayınlar var. Belki gelmiş geçmiş demokratik olarak en geri olduğumuz dönem. Demokratik olarak hiçbir şey yok artık ama müthiş bir lafı var. Herkes demokrat. Ha aslında bu işte esas illüzyon burada. Hiç demokrasi yok. Nereden biliyor musun? Hepiniz aynı lafı söylüyorsunuz. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, bir hukuk ülkesinde efendim...